akşamlar efendim, hayırlı sabahlar diliyoruz. TRT 1 ekranlarından, Alişan'la Hayata Gülümse programından izleyen herkese sağlıklı, mutlu, huzurlu bir gün ve sabah diliyoruz. Bir efsane ağırlıyoruz. Var geçtiğimiz yıl bugünlerde yine konuk olmuştu bize Serdar abi. Hoş geldin. Evet, çok güzeldi. Türk müziğinin gerçekten yaşayan efsanelerinden biri. Biz ona çok iyi bakıyoruz. O kendine çok iyi bakmasa da biz onu gerçekten çok seviyoruz ve çok önemsiyoruz. Var ol. Bir yıl geçti Serdar abi. Bu bir yılda neler oldu? Önce bir onunla bir girelim. Hastalıkla boğuşuyorum. Şarkı yazıyorum arada. Konser veriyorum. Çok konser yapıyorum. Yoruluyorum. Başka hayatımda bir değişiklik yok. Geçtiğimiz yıla şimdi 2023. Koskoca bir 2023 geçti. Biz 2023 yılında seninle konuşmuştuk. Sen samimi bir şekilde yaptığın hataları da söylüyorsun. Samimi bir şekilde yaptığın sonuçta o yıla kadar ne varsa onları söylüyorsun. Ve düzeltmek için bir çaba gösteriyorsun. Neler yaptın? Mesela 2023 yılında küs olduğun biriyle barıştın mı? Kalbini kırdığın biriyle barıştın mı? Küs olduğum kimse yok. Herkesle barıştım. Birilerinin kalbini kırdım demiştin. Bilmeden de olsa yapmışımdır. Özür diledim birkaç kişiden. Kaç kişi kaldı abi? Daha kalmadı herhalde ya. Çok şükür. Hepsiyle barıştım. Şu an sadece sağlık düşünüyorum. Başka ne düşünüyorum? Vallahi sıkılıyorum ya. Artık sıkılıyorum yani. Gençliğimi özledim. O zıpır zıpır sağlıklı günleri özledim. Ama ne yapalım, buna alışacağız. Peki sağlık durumu nasıl abi? O bir yıl içerisinde Allah korusun bir ilerleme oldu mu ya da bir gerileme mi oldu ya da stabil devam mı ediyor? Yeni MS atağı gelmedi galiba. İyi, çok şükür. Gitmedim doktora, baktırmadım. Ama eskisi gibi bisiklete binemiyorum. Bisiklet çok beni mutlu ediyordu. Yani tek başıma bisiklete binmek en büyük zevkimdi. Ayağım biraz şey. Ama sahnede duruyorum. Sahneye çıkınca, şarkı söyleyince her şeyi unutuyorum. Gidiyor hepsi kafamdan. Mutsuz olmuyorum ama genelde çok mutsuz bir adam olduğum kesin. Sen çok mutluyken bile, her şey iyi giderken bile kendine bir şey arıyordum. Bir mutsuzluk arayıp bulabilen bir insan olduğun için abi. Şimdi, abi hiç psikoloğa gittin mi? Gitmedim, çıldırtırım adamı. Gitmedim. Yok yani, dinlemem. Her şeyin en iyisini ben biliyorum zannederim. Aslında yanlış. Bilmiyorumdur da ben her şeyi biliyorum. Bak bunu bu kadar samimi şekilde söylüyorsun. Aslında yanlış diyorsun. Gitmem lazım diyorsun. Ama ne, hani gitmiyorsun. Mesela biraz böyle kendine önem vermiyorsun. Biraz kendini böyle, ne bileyim, yani ayağa kalkabilirsin. İlaçla düzelir bence. Seninle konuşurken düzelmez mesela. Yani sana bütün derdimi anlatsam en fazla iki damla gözyaşı, ağlarım, rahatlarım. O yüzden dertleşerek geçmez. Bunun ilaç tedavisi olmalı, var. Çok ilaç alıyorum. Peki manevi olarak böyle seni besleyen bir şey var mı? Böyle düşündüğün zaman, ne bileyim, rahatladığın, seni rahatlatan bir şey. Evlat olsa, çocuk olsa olurdu. Yok öyle bir şey. Müzik var ama ondan da sıkıldım. Eyvah. Vallahi. Sıkılma ya. Evet. Yani boş ver. Benim bunalımımı boş ver ya. Ama biz seni vallahi billahi bak iyi görmek istiyoruz. Yani İyiyim vallahi. Birçok böyle haber çıkıyor. Ne bileyim işte sık sık canlı yayınlar yapıyorsun. Mesela canlı yayın çok yapıyorsun. Kendi sosyal medyanda. Başta TikTok'ta canlı yayın yapmaya başlamıştım. İlk başta insanlar çok güzeldi. Şey dediler. Aa, ben de ünlü oldum. Herkesin kendi televizyonu oldu. Evet. Başta güzeldi, çok zevkliydi ve önemsiyorlar beni diyor insanlar mesela. Açıyor yayını, aa bak beni seyrediyorlar, ne güzel, ne güzel, ne güzel. Ama sonra ipin ucu kaçtı. Maalesef. Yani mutfakta bayağı bizim sahnede yapmadığımız dansları yapıyorlar. Maalesef. Ya biz yapmıyoruz onları yani, ki biz sahnedeyiz. İpin ucu kaçtı. Hepsi eleniyor, yavaş yavaş hepsi eleniyor. Düzelecek onunla inşallah. Onunla ilgili önlemler de alınıyor. Sen peki canlı yayın yapınca böyle rahatlıyor musun? Ben çünkü mesela sabaha karşı kalkıyorum programa gelirken bir bakıyorum, aa Serdar Ortaç canlı yayında. Evde konuşacak kimse yok. Ben de açıyorum telefonu, onunla konuşuyorum. Ama şimdi onu da atlattım, bıraktım yani. O atak da gitti diyorsun.
artık şey de yok. O canlı yayınlara da girmiyorum artık. Mesela yemek, hani ben şimdi seni biraz daha zayıflamış gördüm. Sanki evet. bir ufak daha zayıflamışsın. Yani yemek mi yemiyorsun? Ne tek bileyim? Öğüne düştü. Abla tek öğüne düştü yemek. Neden? Günde bir öğün. Ama çok şey. Bilmiyorum yani, lezzet alamıyorum. Ya lezzet alamıyorum diye şimdi şükürsüz zannedecekler. Allah'a bin şükür de. Yani eskiden ne yapardık? Balıkçıya gider, balık yerdik. Arkadaşlarla sohbet ederdik. E sen bunu 50 sene yapınca artık onun da tadı gitti. Ama öyle deme ya. Vallahi bilmiyorum abi. Sevdiğin arkadaşlarınla, dostlarınla, ne bileyim iş arkadaşlarınla bir yere gidip böyle bir kafa dağıtmak. Ne bileyim spor mesela, bir maça gitmek, bir kafayı dağıtmak falan. Maça hiç gitmedim biliyor musun ben? Hiç mi ya? Bir kere gittim bir maça. Onu hatırlıyorum, bir kere. Kaç bitti? Hatırlamıyorum. Yabancı Galatasaray'la Atletico Madrid'in maçıydı galiba. Ona da zorla davetle gittim yani. Ondan da zevk alamadım. E oturdum, seyrettim, 20 kişi, 22 kişi birbirine girdi. Ya Serdar abi ya. Onları seyrettim. Peki, sohbet edeceğiz. Daha çok sohbet edeceğiz. Sana sorularımız var. Minik minik böyle oyunlarımız var. Mutfağa gireceğiz. Mutfak evet. Hatice ablam var kızıyla birlikte. Yani birkaç öğün yemek yedireceğiz Serdar Beyciğim. Yani böyle bir öğün yemekle olur mu? Ya olmaz, anne. İmkansız. Anne bilmiyorum. Bir öğün yiyorum. Tek öğün yiyorum. Yani insan bir öğün yemek yer mi ya? Hatice abla, Serdar abi şöyle güzel yemekler yap ya. E tabii canım. Karadeniz mutfağını. Hadi gidelim uşağım, bize de seni besleyip büyütelim derler ya bizde. Ben onun de gibi bir şey olsun. Kastamonu. Sen de Karadeniz. O da Orta Karadeniz. Ama Doğu Karadeniz'e gidelim. Tamam, gittim oralara, bir daha gideriz. Vallahi gidelim. Ne yiyeceğiz mesela? Balık yiyeceğiz, hamsi yiyeceğiz, başka? Bizde muhlama var. Muhlama var, balık var, turşu var, dolma var. Kavurma. Kavurma var, güveç var, pide var. Evet ya. Böyle mutfağımız, bizim mutfağımız zengin. Sen bir öğün yemekle kalmazsın. Bence birkaç öğün yemek günde yediririz biz sana. İnşallah. Çok güzel olur. Bugün yedirelim. Tamam. Senin oralara taşınsam. Vallahi çok seviniriz, hadi buyurun. Vallahi olur. Geleceğiz. Geleceğiz birazdan Atış abla. Evet. Öyle bir şey hayalin var mı? Hani böyle genelde özellikle bizim meslekten böyle biraz daha yaş ilerleyince hani gideyim bir köye yerleşeyim, böyle doğayla baş başa kalayım. Şimdi doğal yaşayayım, doğal yaşama. Valide Urfalı, baba Kastamonlu rahmetli. Allah razı olsun. Urfa'da tanıdıklar var. Kastamonu'da bir sürü ortaçağ ailesi dolu. Kastamonu'ya gidebilirim ama yani nasıl gideceğim? Her hafta iş yapıyorum. Anca tamamen bırakacağım bu işleri. E o zaman da evde tam çıldırırım. Ben gelirim sana her hafta. Abi geçmiyor işte senin gelmenle, onun gelmesiyle. Yani bir meşguliyet istiyor insan. Kafa kötü şeylere gitmesin diye. Hep meşgul olmak istiyorsun. E bol bol müzikle uğraşacaksın, şarkı yapacaksın. Ya bugün buraya gelmem bile çok iyi bir şey. Çünkü şu an evde abuk subuk sosyal medya gezip duruyordum mesela. İyi, çok şükür. Ama şu an en azından arkadaşıma geldim. Canımsın. Sağ ol abim benim. Ya bunun gibi şeyler yapmam lazım. Teşekkür ya da bir iş kurayım. Ne bileyim, kebapçı mı açayım? Sen kim? Kebapçının ismini buldum. Ne? Sıkılgan et. Sıkılgan et. Sıkılgan et dürüm. Olabilir. Yapılmadık bir şey kalmadı ki. Hadi bulsana bir tane iş. Bir şarkı söyleyelim. Ben arada iş bulacağım. Tamam. Bir ortaklık yapacağız. Şimdi tamam. güzel bir iki tane. Tamam. Serdar Ortaçak'sı. Hangisini okuyacağız? Yaralı mı? Sevdiğin şarkıyla başlayalım. Mesafeyi okuyalım Ali'ye. Helal. Bu şarkıları yaparken mesela bizim zamanımızdaki şarkılar biraz şeydi. Hani 14 tane şarkı koyduk albüme. 14-15 şarkı. Bir A1 vardı, bir A2 vardı. İşte derdik ki en fazla 3 şarkıya. Ama her şarkı patladı senin albümlerde. Bu kadar uzun süreli kaç sene geçti? 25 sene geçmiştir bu şarkı yapalı. 30, ha bu şarkı yapalı 20, tabii, 25. Tabii 20-25 sene geçti. Hiç bunları yaparken düşünüyor muydun abi? Bir 25 sene sonra daha okunur bu şarkı. Hiç. Yapardım, güzel şarkı derdim. Kendim dinlerdim evde. Ondan sonra bir baktım 100 milyon dinliyor, sonra 200, sonra 300, bir baktım yani Türkçe bilen bilmeyen dinliyor. Hiç tahmin edemezdim.
Ben zaten ilk meşhur olduğum zaman rüyada gibiydim. Bir meslek lisesin, ben meslek lisesi mezunuyum. Sonra gittim üniversiteye. Hı hı. Bir lisenin önünden geçiyordum. Ana Serdar Ortaç diye bağırıyor millet. Kızlar arabanın üzerine geliyor. Millet saldırınca dedim ki bana ne oldu dedim. Sonra bir baktım bayağı meşhur olmuşum. Sonra artık meşhurluğun da ötesine geçti. Yani bir şey oldu. Psikologlar bazen şey söylüyor abi. Bak hani, gene illa beni deli... Hayır hayır onu değil. Başka bir şeye geleceğim. Diyorlar ki geçmişle yaşamayın. Geçmiş geçmişte kaldı. İşte gelecekle ilgili kimse bilemiyor. Geleceği çok fazla plan yapmayın. Ne olacak ne bitecek onu Allah bilir. Anı yaşayın diyorlar. Nasıl yaşamayacağız? Çok sağlıklı olduğum günleri mesela düşünüp üzülmeyelim mi? Şey diyeceğiz o zaman. Biz böyle doğduk. Hayır sen anı biraz fazla yaşıyorsun. Geçmişi mesela, diyorsun. Geçmişle ilgili mesela gelecekle ilgili hiç plan yapmadın mı abi ya? Gelecekte. Sıfır. Hiç mi ya? Sıfır. Babam diyordu ki rahmetli. Allah rahmet eylesin. Rahmetli diyordu ki baba diyordum parayı koruyacak yer bulamıyorum. Parayı koyacak yer bulamıyorum. Oğlum bankaya yatırsan baba diyordum bütün şu an ülkedeki bütün bankalarda param var. Durdu dedi ki eşek sıpası sen onu da yiyeceksin de. Hakikaten dediği çıktı. Yani ben o paranın biteceğine inanamazdım yani. Demek ki oluyor demek ki. Hiç öyle bir şeyim olmadı ya paraya değer verme. Sadece maddi olarak değil ama gelecekle ilgili bir aile kurmak, bir çocuk sahibi olmak, gelecekle ilgili ne bileyim hani bir okul açmak, bir konservatuar, bir Serdar Ortaç işte ne bileyim firma açmak, bir tane genç sanatçılar yetiştirmek hiç gelecekle ilgili. Sen dedin ki yapıyorum. Allah bana böyle bir yetenek vermiş. Bu şarkıları yaptıkça kıymetini bilemedik ya. Vallahi bilemedik. Bak, o günlerin kıymetini olur bilemedik. Abi, kıymetini bilemedik. İkimiz de bilemedik kıymetini. Var öyle şarkım. Aşk seni de beni de terk ediyor. Okuyalım onu. Ay çok şimdi yorucu. Yorucu. Peki tamam. O zaman sana şimdi arkadaşlarımız 10 soru 10 cevap hazırlamış. 10 tane soru soracağım sana. Yolla gelsin. İlk sorumuz LED'de. Evet. Bak en büyük hayalini sormuşlar. En büyük hayali Serdar Ortaç'ın ne? Gençken başkaydı, şimdi başka. Gençken neydi, şimdi ne? Her 10 senede bir, Ekrem abi, her 10 senede bir insanın hayatı değişiyor. 20 yaşında başka, 30'da başka. Evlendikten sonra eski arkadaşlarını tanımıyorsun. Bana öyle oldu. Evleniyorsun, eski gezdiğin çocuklar yok. Ya kadın izin vermiyor ya da başka bir şey oluyor yani. Hep hayalin değişiyor. Sen de öyle olmayabilir. Bizde şey öyle. Sen de öyle olmayabilir. Bizde öyleydi. Şu andaki hayaller ne? Kedi geliyor. Evet gel. Gel sana bir şey anlatacağım psikolog. Kedi geldi. Gel seni de dedim. Abi gel anlatacağım dedin. Kedi bile kaçtı gitti bak gitti. Onu bile delirtirim. Neyse işte. Ha bu arada dünyada 200 ülke var. 196, 201 tane ülke var. En çok kedi Türkiye'de var. Şimdi aklıma geldi. Yani sokakta beslediğimiz en çok hayvansever biziz. Neyse biz sorudaydık ya. En büyük hayalim. Gençken başkaydı. Gençken neydi? Çok param olsun. En iyi arabaya bineyim. Hepsini gerçekleştirdim. Onların hepsi oldu. En iyi evde oturmak isterdim. Bir sürü evim oldu. Şimdi 50 yaşından sonra fikirlerim değişti. Şimdi devlet adamı olmak istiyorum mesela. Vallahi mi? Kur'an çarpsın. Mesela belediye başkanlığı bile kesmez beni yani. Eyvallah. Daha böyle başarılı bir şeyler yapmak istiyorum. Hadi inşallah. Ama belediye başkanı olursam bak gör. Bana ver bir tane belde. Eyvah. Beni oraya... Yapma. Bir gör. Bir gör abi. Peki. Ne yapacağım yani? Ne yapacak? Hatice ablaya sormak istiyorum. Hatice abla. Senin şu anda oturduğun beldeye Serdar Ortaç belediye başkan adayı. Oy verir misin? Veririm tabii. Vaatleri önemli. Hatice abla kötü ama ne yapabilirim mesela? Vaatlerin önemli. Ne yapacaksın mesela abi? Ütopik bir şey ver ki. Seni seçsin de sana oyunu versin. Bak Hatice abla verdi ama sen vermiyorsun değil mi şu anda? Seni ikna edemedi. Beni ikna edemedi. Bak ikna edemedin abi. Tamam olmuyorum ben de. Olmuyorum. Böyle bir gerçekten bu şaka değil değil mi? Gerçekten böyle yo, bir şey. Yok valla devlet adamı olup memlekete çalışmak istiyorum. İnşallah.
Niye Arnold oldu Amerika'da? Bir sürü sanatçı oldu. Peki Serdar Ortaç'ın en büyük hayali şu anda ileride böyle bir devlet adamı olup devletine hizmet etmek. Bak, işe yaramak istiyorum, işe yaramak. Abi işte zaten yarıyorsun, olur mu? Tamam, sen yaptığın şarkılarla insanları hüzünlendiriyorsun, insanları müzikte yaradım. İnsanları sevindiriyorsun. Yani bir düğün oluyor, düğünde Serdar Ortaç şarkısı. Bir şölen oluyor, Serdar Ortaç şarkısı. Okul varı yaptım, bitti o. Okul var mı? Ne? Okul var mı? Serdar Ortaç okulu, öyle bir şey yaptın mı? Ha, okul yok ya. Okul açmaktan daha önce önemli şeyler var. Yani okul zaten açılıyor. Her devlet yeterince açıyor. Ne, ismini taşıyan bir okul Serdar Ortaç öğretim okulu. Yok. Vallahi yok. Tamam, vazgeçtik. Vazgeçtik. Geçtik ikinci soruya. Evet, hayalini öğrendik. Enteresan da bu bence. En son ne için ağladın? Babam öldüğünde ağladım ama ondan sonra kardeşim öldüğünde ağladım. Allah rahmet eylesin. İkisine de mekanlar ediyorsun. İki ölümde de ağladım. Ama ölüm hiç bitmeyecek. Şimdi anneannem çok yaşlandı. O gidecek. Ona gene ağlayacağız. Sonra sırayla hepimiz gideceğiz. Ben gidene kadar hep ağlayacağım yani. Her gidene ağlayacağım ama başka şeye ağlamadım. Çok şeye de gülmedim. Gülmeyi de sevmiyorum. Ağladığım bir o. Bir de şeye ağladım. Mustafa Keser radyoda şeyi okuyordu. Haydi Abbas, vakit tamam akşam. Onu dinlerken ağladım sabah kahvaltıda. Ne bileyim, bir haberleri işte haberlere bakarken, televizyon izlerken, bir film izlerken falan böyle duygulanmak. Film izlerken, bir şarkını dinlerken, başka birinin şarkısını dinlerken falan. İşte başka şarkıyı dinlerken ağlarım. Sanat müziği ya da işte böyle halk müziği. Onlarda duygulanıyorum. Kendi şarkımda ağlamam. Zamanında çok ağladım. Bilsem ki yazarken falan. Çok şeye ağlamam, çok şeye de gülmem. En son ağladın kardeşinin o zaman vefatı. En son kardeşim. Allah baba Allah, kardeş ikisi de gidince. Mekanı cennet olsun. Kötü oldu. Peki bunu öğrendik. Gelsin diğer sorumuz. Kimsenin bilmediği bir takıntın var mı? Takıntım. Sahneye çıkarken olabilir. Takıntım. Sabah uyandığında olabilir. Beni tanıyanlara sormak lazım. Takıntı. Dişimi çok sıkıyorum ama o takıntıya girer mi? Sürekli böyle. Hani bir uğur veya bir şey olur ya, böyle bir şans getirsin diye bir şey, böyle bir takıntı. Uğur gibi. Yok abi, batıllara inanmıyorum. Ben mesela sahne çıkmadan atıyorum. Ben dua okurum. Aa, dua hepimiz okuyoruz. Onun dışında işte ne bileyim, bir tuttuğum takımın maçını izlerken özellikle derbilerde aynı şeyleri giymeye çalışırım falan. Böyle şeyler var bende. Sahneye çıkarken içimden okurum. Başka şeylerde de yaparım onu. Uğurlu bir ceketin, uğurlu bir pantolonun. Yok, sıfır. Sana göre. Hiç öyle bir şey yok. Hiç yok. Uğurlu eşyam yok. Peki başka takıntılar var mı? Mesela titizlik takıntısı, ne bileyim o simetri takıntısı, öyle şeyler var mı? Temizliği çok isterim. Mutfakta her şey temiz olsun isterim. Mümkün olsa da yumurtayı kırarken yere damlamasa mesela tezgaha. Mümkün olsa olmuyor ama. Olmuyor tabii. Peki. Yok, yani yok fazla bir takıntısı yok. Yok öyle. Ne her insan gibi. Ne burçlara inanıyorum, ne astrolojiye, ne de böyle şeylere. Peki. Gelsin sıradaki sorumuz. Bu hayatta seni en çok üzen olay ne? Söyledim işte. Ölümler. Çok para kaybetmem. Çok kumar oynamam. Çok şükür. Şimdi bunlar yok. Beni mahvetti. Şimdi yok ama. Şimdi yok şükür ama geç oldu yani. O yüzden şimdi görüyorum, bak herkes böyle şeyler yapmaya başladı. Yemin ediyorum kazanamazlar. Pazartesi bir kazanırsa çarşamba iki kaybeder. Çarşamba iki kaybedip onu çıkartmak için perşembe oynasa bir iki daha gider, etti dört. Bir de oradan kazancı vardı, üç kazançta. Cumartesi bir başlar. Bir de tam böyle kendini kontrol edemezse 10 gider, o 10'u çıkartmak için 10 sene gider. Sadece o 10 lirayı geri almak için 10 senen gider. Hiç kimse kazanamaz. Kazansam ben kazanırım. 35 senedir oynuyorum. Sadece mesleğinden para kazanır. Aynen. O kadar. Alın teriyle değil mi? Mesleğinden yani. Adam orada çalıyor, o sazdan kazanıyor. O kazandığı ona az geliyor. Mesela diyor ki ben sazımı çalıyorum ama
Ben daha çok kazanabilirim. Mesleğinden başka para kazanamazsın. Doğru söylüyorsun. İmkansız. Ben yaşadım, söylüyorum işte. İmkansız. Peki. Ama öyle. Gerçekten. En iyi evlerde oturmadım mı? En iyi arabalara bindim. En iyi insanlarla gezdim. Her şeyin en lüksünü yaşadım. Olmuyor işte. Yok. Gibi yok. Yok yani, öyle bir hayat yok. Aynen öyle. Mesela kimseyi de kıskanmamak lazım bak. Beni de kıskanana mesela diyorum ki ay ne çok param var diyor. Yok ama diyelim ki var. O zaman sen de bilsem ki iyi yaz. Aynen. Sen de çalış. Aynen. Ben bir insanın parasını pulunu kıskanmam abi. Ama şeyini kıskanırım. Mesela başarısını kıskanırım. Hani ben de o kadar başarılı olmak isterim. Ben de öyle güzel şarkılar söylemek isterim. Ben de atıyorum 30 bin kişiye konser vermiş. Ben de 30 bin kişiye 40 bin kişiye şarkı söylemek isterim. Ama bugüne kadar çok şükür öyle bir büyük para hırsım olmadı. Ama bu haset değil en azından. Evet, tabii ki. Basit bir kıskançlık. Bu, yani bu başarı şeyi ya. Ama şu, onu da şöyle ben her zaman şuna inanıyorum Serdar abi. Eğer yaptığın işte amacın direkt para kazanmaksa o zaman olmuyor işte. Para zaten sonradan geliyor. Ama şöyle düşün. Ne iş yaparsan yap. Ne iş yaparsan yap. Hayır, herif 30 bin kişiye konser veriyor ya. Evet. Ben niye vermiyorum derken mesela şöyle düşün. Hayır, bu şu, bu öyle değil. Demek ki herifte bir ışık var ki oraya çıkardılar tabii, tabii, herif. O şey kıskançlığı değil. Hani ben aynı meslekteyiz ya, onu söylüyorum. Ha keşke bende de o. Tabii tabii, ben de aynı başarıyı göstereyim. Benim de güzel şarkılar yapayım ki bana da insanlar gelsin. Bu. Başka bu değil yani. Benim şimdi almak istediğim hiçbir şey yok mesela. Hani insan araba almak ister ya bir şey. Sıfır. Ev mev. Ne olur bir ev alınca. Zaten 10-15 tanesi kalmış. Yani. Böyle bu hayatta işte. Senin en çok güzel olay ne? Onu genel olarak Serdar abi evet söyledi. Yaptığım hatalar. Söyledim. Yaptığım hatalar dedi. Peki bencil misin, fedakar mısın abi? Bazen bencilim. Onu işte millete sormak lazım. Bak 20 senedir beraber çalışıyoruz. Murat. Allah aşkına dur onlara sor. Bencil miyim acep? Bir dakika Murat. Yoksa... abi. Abi, fedakar mıyım bilmiyorum. Sen bize biraz anlatsana Serdar Ortaç'ı nasıl birisidir? Adam titiz abi. Yani müzikte çok titiz sahnede. Bencilliğini görmedim hiç. 30 yıldır tanıyorum kendisini. Hiçbir bencilliğini görmedim. Peki fedakar mı? Fedakar. Onu gördüm. Yaşadım yani. Ama o parasal olarak biliyor. Şimdi maddi olarak beraber çalıştığımız için parayı hesap etmediğimi biliyor. Hı hı. Vursa mesela enseme 5 dese 10 alır. Valla. Aynen öyle, dediği gibi. Güzel. O zaman bencil değil, fedakar bir insan olduğunu zaten sonra, bunu biliyorum. Sonra yani, üzülürüm tabii. Aynen. 10 gitti diye ama. Giden gitti ya. Peki gelsin sıradaki sorumuz. Titiz misin, dağınık mı? Bunu az önce öğrendik. Titizlik var. Mesela yatarken bütün anne pijamaları falan tek başıma katlarım. Ertesi gün giyeceğim bir şey varsa onları kendim hallederim. Öyle şeyler yaparım. Bir de tek yaşadığım için. Bu hastalıktan önce peki bekar yaşarken tabii ki yardımcıların falan vardır evde ama. Var var. Ne bileyim evde oturup da bir bulaşık yıkamışlığın bu şey zamanları daha önceki Serdar Ortaç olmadan önceki zamanlar o radyoculuk zamanları falan. Ankara'da talebe yurdundayken ben yıkardım bulaşıkları odamızda. Severdim yani, isterdim ve yıkardım. Sonra çok zengin olunca gerek kalmadı. Bulaşık makinesi aldım. Evet yani bir sürü yardımcım oldu. Sonra bana bakan şimdiki annelerim, ablalarım işte sevgiyle Esra kızı Selma. Onlar her şeyimi hallediyor. Ama bazen yemeğimi yaparım kendim. Çok tatsız, çok kötü yaparım. Ama yapıyorum bazen. Nedir mesela en favori yemeğin abi? Geçen gün balık yapmayı denedim. Bayağı bildiğim balığı soymayı denedim. Soydum. Kılçığı da çıkarttım. Balık çiğ olarak kaldı. Mikrodalgaya koydum. Balık. Ama sabahın 3'ü olduğu için sevgiyi de arayamadım. Mikrodalga balığı yapmadı tabii. Onun altında fırın varmış. Oraya koyacaksın. Hatice abla. Gördün mü? Balık yapmaya çalışmış. Balık mikrodalgada olur mu Serdar Bey? Allah aşkına. Abla, mikrodalgayla ne uğraşıyorsun Serdar desene önce. Ne gereği var? Çok güzeldi. Altında fırın var halbuki. Peki, geçelim diğer soruya. Ya.
Onsuz asla dediğin bir eşyan var mı? Ben zannetmiyorum. Yok öyle takıntılarım. Babamın vefatı öncesi bir tespihi vardı Osmanlı'dan kalma. Hmm. Onu çok taşırım. Onun dışında yok. Vallahi yok. Yok. Yok abi onsuz asla. Bisikletim olmadan çok kötü olabilirim. Ama şu anda... Baktığında 2000 liralık bisiklet ama bak benim için çok önemli. Ama şu anda kullanamıyorsun işte. Kullanamıyorum ama inşallah düzelecek. İnşallah, inşallah. Ya bir şarkı yapalım, öyle devam edelim. Evet. Ben ay geldi, gel yavrum. Bak gel. Serdar abi geldi. Geldi. Senin gel bebeğim, geldi. Gel. Gel sana söyleyeceğim. Ne yapalım Serdar abi? Sırada sorularımız kaldı mı? Gelsin bir sorumuz daha, hadi bakalım. Birazdan mutfağa geliyorum Atış abla. Keşke... Bunu hep söylüyor zaten. Keşke yapmasaydım dediğin kaç şey var? Öyle söyleyeyim. Baştan sayalım. Haydarpaşa'nın sürme seksesi, torna tesviye, makine okudum. İyi ki yaptım. Edebiyat okudum. İyi ki okudum. Hastalandım ve asker kaçağı olarak hapse girdim. Sonra beraat ettim. Keşke bu olmasaydı. Arada çok pişmanlıklarım var. O kötü alışkanlıkları saymayalım artık. Onları zaten artık... Kumar artık ayyuka çıktı. Evet artık onu saymayalım. Evet. Başka bir şey yok. Kimsenin hakkını yemedim. Zaten yapamam. Denesem de batırırım yani. Mesela Allah rahmet eylesin. Babayla ilgili bir şeyin var mı? Mesela hani babaya bir söz vermişsindir de olmamıştır veya babanın bir lafını dinlememişsindir. Çok korkardım ben ondan. Yanında çalıştığım dönemlerde mesela. Yani patronumdu hem de babamdı. Ama hep patron gibi davranırdı rahmetli. Allah rahmet. Ama öyle öyle ben bu kadar dayanıklı oldum. Ama hiçbir zaman şöyle olmadık yani. Otur şuraya gel. İşte hadi gel gidelim Çukurcuma'ya. Futbol maçı seyredelim falan. Onlara çok yapmadık. Ha, küçükken de mi olmadı böyle? Küçükken de yapmadık. Çünkü çok çalıştı. Hep çalıştı. Yani sehpa kadar atölyeden fabrika yaptı. Hep çalıştı. Yani anamı da beni de öbür kardeşlerimi de çok az gördü. Biraz ihmal mi etti? Ama ertesi gün iki çuval oyuncak getirirdi. Hmm. Yani gönlümüzü almak için. Baba akıllı bir adamdı. Yani şunu diyor musun abi, hani keşke o kadar çok fazla çalış... Tabii ki sizin için çalışıyordum. Allah rahmet eylesin. O zamanın babaları hepsi öyleydi. Keşke o kadar çalışmasaydı da hani böyle birlikte daha fazla vakit geçirebilseydik. Beni bir maça götürseydi. Hiç demiyorum. Beraber sanat müziği söylerdik. Havası keyfi yerinde olduğu zaman alır maça da götürürdü. Ama daha çok birinci planda hep işi gelirdi. Şimdiki babalar öyle değil Allah'tan ama öyle baba olmanın da faydaları var. İyi evlat çıkıyor oradan. İyi adam oluyorsun. Hı hı. Mesela bağıramıyorsun kimseye. Çünkü hep baba korkun oluyor. Şimdi babadan korkmuyor ki millet. Ben oğlumla arkadaş olurum, kızımla arkadaş olurum. Yok öyle bir şey, olamazsın. Sen ebeveynsin. Arkadaş olduğun için böyleyiz zaten. Sen öyle bir baba mı olurdun? Ben de öyle olurdum. Yeğenlerime öyle yapıyorum. Korkarlar yani. Korkacaksın abi, anandan babandan korkacaksın. Aynen öyle. Yani tabii onlarla kavga edemezsin. O korkuyu tabii ki şiddetle değil, şeyle değil ama o korkuyu o anne baba şeyi... Psikolojik olarak korkacak. Tabii ki. Bence. Ama çocuğun olmadığı için konuşuyorsun, doğru söylüyorsun. Sen daha iyi anlarsın. Abi benim de işte annem ve babam aynıdır yani. Hemen hemen hepsi aynıdır. O dönemler benim de babam çalışıyordu. Bize de babam hiçbir zaman böyle çok büyük... Hani şu anda benim evlatlarıma gösterdiğim sevgi gibi. İşte ben onlarla oyun oynuyorum. Oturuyorlar, sırtıma biniyorlar. İşte ne bileyim at oluyoruz, eşek oluyoruz. Onları götürüyorum bir yerlere. Çocuk parkına gittiğim zaman bu yaşımızda onlarla çocuk parkında oynuyoruz. Bizim babalarımızdan böyle bir şey görmedik ama... Her zaman dediğin gibi o otorite başka bir şey. O sevgi hareketlerle değil ama
Biliyorsun ki babam öyle bir dağ ki senin için her şeyi yapar. Onu biliyorsun. Onu hissettiriyorsun sen. Peki 17 yaşına geldi, daha ehliyeti yok. Arabanı akşam kaçırsa ne yaparsın? Öğlen aldı arabanı gitti. Ben bir kere babamın arabasına öyle bir deneyimim oldu. İşte ben de yaptım da o yüzden. Ne yaparsın? Yok, hayatta onu yapamaz. Onu yapmaz. Nasıl yapamaz? Yapamaz. 17 yaşında çocuğun beyni ermez ona. Yapamaz. Yapar. Ya, onu yapamayacak duruma gitti. Biz nasıl yapıyorduk? Biz yapıyorduk. O zamanlar daha böyle serbest her şey. Daha böyle şeydi. Şimdi nasıl yapacaksın? Şimdi sen yapıyordun. Serbest. Cep telefonun yoktu. Alıyordun arabaya gidiyordun. Bir daha seni nereden bulacak? Şimdi bir cep telefonun var. Bir şey var. Hani arıyorsun. Oğlum neredesin? Ne bileyim. Arabaya şimdi... İnşallah daha... başına gelmez. İnşallah. Büyük konuşmayayım öyle bir şey ama yani yapamaz. Nasıl yapamaz ya? Yapamaz. Peki. Biz nasıl yaptık? Allah Allah. İşte bizim zamanımızda böyle şeyler daha şeydi. Ne bileyim yani. Şimdi bilmiyorum. Büyük konuşmayayım yine, dur. Şimdiki babalar, anneler daha serbest. Büyük konuşmayayım. Neyse. Of, dur. Babadan anneden bahsediyoruz ya. Annenle senin okuduğun bir Türk sanat müziği şarkısı vardı. Annem çok güzel şarkı sözü yazar, şarkı okur. Oradan gelmiş bana. Birlikte bir sanat müziği bir şey yapalım mı? Anneye gitsin. Burada mı annem? Yok anne. Anne burada değil. Buradan gitsin anneye. Bizi izliyordu. Evet. Şu annenin en sevdiği Türk sanat müziği şarkısı mesela. Dur hemen bulayım. Hadi bulalım. Çok da güzel bir fotoğraf var LED'de şu anda. Vay annen Urfalım. Babası. Bak küçükken o kadar çekik gözü değil misin ha? Sonradan çekilmiş. Ben bir mutfağa gideyim mi? Evet hadi. Acıkmadın mı daha abi? Bana yapacak Hatice abla. Yapacak bakalım. Hatice abla ne yapacak? Evet. Mutfağa hemen gidelim. Bakalım Hatice abla mutfakta bizim için bugün neler yapacak? Hatice abla neler hazırladın Serdar Ortaç'a? Alişan Bey. Neler hazırladım ve hazırlayacağız. Sizinle beraber hazırlayacağız biliyorsunuz. Bak bir dakika. Önce onun iştahını bir açayım. Evet bu nedir? Karalahana sarması. Serdar abi. Karalahana sarması. Harbi mi diyorsun? Aa. Al bir lokma. Ayıp değil mi? Güzel mi? Evet. Gördüğünüz gibi. İstiyorsan tabağı bırakayım önüne abi. Abla yiyorum resmen. Afiyet olsun. Afiyet yiyorum olsun. Resmen. Peki. Bunu beğendi. Bu da beyaz lahana. Bunu da ben yaptım. Evet. Bunu da kızımız yaptı. Beyaz lahana. Abla yeni yaptın değil mi? Yeni yaptım. Acayip güzel de hayır bir şey olacak diye. Hiç bir şey olmaz. Evet. Beyaz lahanamızı aldık. Bu nedir? Bu lahana yemeği. Lahana kavurma mı? Kavurması. Bu da lahana kavurması. Bir şey verelim. Muhteşem bir şey. Hani yemiyordun? Hani bir öğündü? Hatice abla oraya gelip yesem. Tamam peki. Tamam. Getirdik. Muhteşem Karadeniz yemekleri. Bir peçete alabilir miyim? Tabii ki. Şurada. Serdar abi bir peçete verelim bir dakika. Evet buyurun. Evet abicim. Geldi. Geldi. Vay be. Muhteşem yemekler bir kere hazırlamışsın. Onun dışında başka neler yapıyoruz? Onun dışında sebzeli mısır ekmeği yapacağım tavada. Sebzeli mısır ekmeği. Bir de kaygana yapacağım. Hadi yapalım. Neyle başlayacaksın? Öncelikle pırasayı doğradık. Tamam. Geri kalanını ben söyleyeyim siz yapın. Oo, olur mu? Abi geliyor mutfağa geliyor. Bak. Hayır onu merak ettim. Gel abi. Abi siz devam edin. Pırasayı doğradık. Evet. Üzerine? Üzerine bir tane yumurta kıralım. Sadece bir yumurta mı? Tabii ki. Günde bir öğün yiyordu. Ya size ne ya? Yumurtamı da. Evet. Kırdım. Ne alalım? Şu bu kaygana mı yapıyorsun? O sebzeli mısır ekmeği. Sebzeli mısır ekmeği. Evet. Sonrasında bu. Buradan elimizden koyabiliriz. Direkt böyle koyayım abla. Çok olur. Yo az. Heh. Bak. Tamamdır. Bence yeter. Yeter. Biraz da tuz su mu? Su ve tuz da koyalım. Evet. Tuzunu unutmayalım. Serdar abi sana yapıyorum. Tuz vereyim mi anne arkadan? Yok. Mısır ekmeği yapıyoruz sebzeli. Yavaş. Evet bu da yeterlidir. Biraz su da alayım Hatice abla. Evet. Buyurun. Bir karıştıralım ona göre kıvamına göre suyunu koyarız. Evet. Hatice abla bugün kızıyla geldi. Muhteşem bir sesi var biliyor musun? Bir Karadeniz türküleri okuyor. Aa. Ben. Ha sen Allah. Ben seni sevdim, dünyalara bildirdim,
Endirdin kaşlarını babani, babanimi endirdim. Endirdin kaşlarını, endirdin kaşlarını babani, babanimi endirdim. Demek ki birkaç öğün yemek yenebiliyor. Ama bu başka bir şey be Hatice. Bu başka. Alişan Beyciğim, sen benden habersiz buna un koymadın mı? He, biraz koydum, un koydum. Ama cıvık olması gerekiyor. Yemin et. Tabii. Ben de şey olduğu için. Ya. Ama iyice güzel yaptım Hatice abla. Çok güzel yapmışsınız. Evet. Yalnız sizinle mutfakta çalışmak ne kadar zevkli ve güzel oluyor ya. Teşekkür ederim. Vallahi çok güzel oluyor. Teşekkür ederim. Çok azıcık daha. Birazcık daha evet. Aldık. Ne çok akışkan ne çok kuru. Böyle olması lazım. Tabii, tabii. Bunu fırına mı atacağız acaba? Yok, tavada yapacağız. Tavada yapacağız. Tabii. Ocağımızı pratik mısır ekmeği. Sebzeli mısır ekmeği. Pratik mısır ekmeği. Evet. Ali, kızın ben, ne yapacak bize kızın? Bence ben kıtlıktan çıktım. Serdar abi mutfağa geldi. Herhalde bir bu 6. 7. oluyor abi maşallah. Ye abi ye. Ye yarasın. Evet. Anlatamam, acayip. Ye yarasın abi. Bu şarküterilerden alıyoruz ya, yapılmışlar. Aa. Sen Atış ablaya, Atış abla istediğin zaman söyle, o sana yapar. Tabii. Nereden bulacağım Atış'ı? Nasıl? Telefonunu veririz şimdi. Atış abla direkt sana yolla, değil mi Atış abla? Olur tabii, olmaz mı? Olmaz mı ya? Tamam. Atış abla kızın ne yapacak bize kızın? Kızım kaygana yapacak size. Kaygana. Evet. Beraber yapacağız. Hadi beraber yapalım, onu da yapalım peki. Daha 25 yaşındasın. Evet. İki tane yavrum var. Allah evet. Bağışlasın. Kaç yaşında evlendin? Hemen 20 yaşında evlendim. 20 yaşında. Evet. Annen mi verdi, severek mi? Nasıl? Ya severek evlendim. Eşimi çok seviyorum. Söyleyeyim onu. Bak görüyor musun Serdar'ı? Bak. Ya. O zamanlar görücü usulüydü ama. Değil miydi senin döneminde? Atış abanın döneminde. Ay bu şanslı. Bu yok, severek evlendim. Yok, o da severek evlenmiş. Valla. Evet. Aferin. Anla, anlat. Ben kaçtım, anla. Kaçtım. He. Severek evlendim derken kaçarak evlendim. Adam renkli gözlü mü? Renkli gözlü. Abi nasıl göz çıkmış bakar mısın? Babam da renkli gözlü, annem de renkli abi, gözlü. Abi nasıl kıskandım bak. Ha, sordu ya bana hiçbir şey kıskanıyor mu? Renkli gözü kıskanıyorum abi. Ama ben de senin gözlerini kıskanıyorum. Nasıl ama olacak ne bu? Ne var benim gözümde? Bizim için de o çok güzel. Mesela Alişan Bey kardeşimin gözleri çok güzel. Yok sizin gözler maşallah. Allah Allah başlasın maşallah yani. Şimdi bunu yaptık. Ondan bir miktar alalım. Bir miktar alalım. Evet. Ne yapalım? Şöyle. Şöyle biraz şey yapayım mı? Yok, oraya koy, orada düzelteceğiz. Ha, burada düzelteceğiz. Tabii. Tamam. Burada. Ne yapıyorlar? Sebzeli mısır ekmeği. Sebzeli mısır ekmeği yapıyorum Serdar abi. Yaptık mis gibi. Şurada da birazdan mısır öğüteceğiz. Tabii. Oradan ablamla. Aynen. Evet. Serdar Bey, biz şimdi Karadeniz'de hep bağda bahçede çalıştığın için tabii pratik ne olur? Yemek, ekmek de yoksa köy yerindesin. Ne yapılır? Annem hemen bunu yapardı. Allah'ım acıkmışsan bir de lezzetli oluyor ki o acıktığın zaman. Of! Sen bütün yemekleri annenden öğrendin değil mi? Hepsini annenden öğrendin. Annemden, eşimden. Eşinden mi? Benim eşim çok güzel yemek yapar. Vallahi mi? Evet. Eşinden yemek öğrendin. Evet. Eşin nereliydi? Diyarbakırlı. Diyarbakırlıysa bilir. Evet, çok güzel yemek yapar. Hala onun kadar güzel yaptığımı düşünmüyorum. Ben bunu ilk defa, ben böyle bir şey ilk defa duydum. Böyle bir şey, şu anda böyle bir itiraf ilk defa duydum. Eşin benden daha iyi yemek yapıyordu. Evet. Ne yapar mesela? En iyi yaptığı yemekler ne? Her şeyi yapar. Karadeniz yemekleri öğrettin mi ona? Öğrendi. Sen Doğu yemekleri öğrendin mi? Öğrendim. Ne mesela? Yani içli köfte yapmayı öğrendim. Diyarbakır'ın o ekşili bir şeyi var. Ekşili patlıcan, neydi onun ismi? Babakanuş mu? He? Babakanuş var ama. Babakanuş. İsmini söyleyeyim. Bile söylüyorum ya. Öğreneceğim birazdan ismini. Tamam, bu kadar. Başka ne yapıyoruz? Şimdi Öznur'u o tarafa alalım. Gel Öznur. Gel kardeşim. Eyvah, şey mi yapacağız yoksa? Kuymak mı? Evet, onu annem yapacak. Aa, kuymak. Olmadı. Dur ben yakarım onu. Ben bunu yakamadım. Serdar abi şöyle. Şunu şöyle yapıyorsun. Ondan sonra bunu tık tık. He. Şunu yakmaya çalışıyorum. Hangisini yakmaya çalışıyorsun? Şu üstteki. O bu. Hı. O bu. Onun için. Hemen bunu yakalım.
Hepsini tamamdır. Yaptım. Tamamdır. Şu an 3 ocağımızda çalışıyor. Evet Öznur, hadi bakalım. Sen ne yapıyorsun bize? Annemle beraber yapalım. Ne yapıyoruz Atış abla? Ben yani kaygana yapacağız. Şu bunu çalıştıracağız. Çalıştı, bu da çalışıyor. O çalıştı, tamam. Çalışıyor. Hı-hı. Kaygana, bunu almamız gerekiyor. Tamam. Bunu alalım bak oradan. Ya karışma bana ya. Ya bir afiyet olsun. Sen böyle güzel... Ben de yiyeceğim birazdan. Dur ben de bir tane alayım ya. Benim de canım çekti valla. Bunları... Oo. Önce ama hakikaten güzel. Acayip ya olay yani. Hatice. Ne yapıyoruz Hatice abla? Bize anlatın. Kaygana yapıyoruz. Öncelikle yumurtasını kıralım. Bu soğanla herhalde. Bu peynir. Peynir. Peynir, kara lahana, yeşil soğan, biber, yeşil biber, kapya biber, maydanoz. Bu arzuya göre her sebzeyi koyabilirsiniz. Yani kaygananın içerisinde dereotu olabilir. Dereotu olsa çok lezzetli olur da ben çok sevmediğim için kullanmıyorum. Dur ben şu mikrofonları getireyim. Siz Karadeniz yemekleri yaparken Serdar abi çok sever Karadeniz türkülerini. Bir iki Karadeniz türküsü burada mırıldanalım ya. Olur. Dur ben getireyim mikrofonları bir. Tamam. Sen Atış abla anlat. Yaparken anlat. Hı. Tamam bunu dökelim. Evet. Yavaş yavaş. Güzelce kayganamız oluyor. Yalnız kaygana bildiğin bir krep gibi. Yani cıvık şekilde. Bizde kaygana denmesinin sebebi krebi bilmediğinden yani. Bizde bilinmez krep. Krep nedir? Krep olmuş kaygana yani. Yani bir krep bu da anlatılması yani krep şeklinde de o anlatılabilir. 40 evet, yıllık krep olmuş sana kaygana. Azıcık daha un almamız gerekiyor annesi. Serdar abi ne okuyalım Karadeniz? Sen karar ver. Un. Sen ne istiyorsan. Şimdi madem şarkılardan başladık mutfakta yemeğimizi de yapıyoruz. Çok güzel bir yarışmamız var Serdar abi. Resimler geliyor. Evet. Resimlerle şarkı bulmaya çalışıyoruz. Evet. Otur abi. Evet. Gel abi. İyiyim iyiyim valla. Buradan bakabiliriz. İyiyim. Serdar abi. Evet. Bu sence hangi şarkı bak? Bakıyorum. İki tane parmak. Evet. Manzara resmi. Öbür resmi algılayamıyorum. Kız ne yapıyor? Abi kız orada düşünceli, üzüntülü. Üzüntülü. İki hüzünlü. Parmak bir şey işaret ediyor. Manzara resmi bir şey işaret ediyor. O üzüntülü. Biz de konuşuyoruz. İki deli bir araya gelme olmaz. Evet abi. O mu? Yok. Bak abi bu diyor mesela. Bir şey gösteriyor mesela. Ekrem bu abi bir birincisi, tahmin et. Bak bu diyor. İkincisi bir akşam olmuş. Bu üçüncüsü akşam, de hüzünlü bir kız. Aa bu akşam hüzünleri evde bırak. Ya. Bu akşam hüzünleri benim şarkım. Evet. Bu akşam hüzünleri evde bırak. O değil, o değil. Bu akşam hüzünlerime seni de katar giderim. Aa, o neydi kız? Sana değmez. Ha. Bu sitemler sana değmez. Tonumuz ne? Bir dakika. Ya bu. Bir saniye. Bu değil, bu değil, bu değil yanlış, bu değil abi. Bu da mı değil? Bak, bak seni şu şarkın ya. Bu akşam hüzünlerime seni de katar giderim. İsmi lazım değil mi? İsmi lazım değil abi. Gir abi. Evet gir abi. İsmi lazım değil, beni o zalim yıktı. İsmi lazım değil, o bir vefasız açık. İsmi lazım değil, döküldü gözyaşım. Yerden yere vurdum bu yüreğimi. Hesabını soracağım. Nedense her şeyi yalan. Bu aşkın nedense her gönülde vicdan kurtulup gider gibi bütün çilelerimden.
yurt bırakma çocuksun yüreğim. İsmi lazım değil beni o zalim yersin. İsmi lazım değil o bir vefasız. İsmi lazım değil döküldü gözyaşımda. Yerden yere vurdun bu yüreği. Hesabını soracağım. Helal. Evet. Bir yandan yemeklerimizi yapıyoruz, bir yandan yarışmamızı yapıyoruz. Yalnız madem yemekler yanarsa hesabını soracağız, ona göre. Bak. Gelsin ikinci şarkımız Serdar abi. Hadi. Evet. Bir anne kız. Ana mutfakta. Kız bir şey yiyorlar. Balık mı et mi belli değil. Gözlerim uzağı görmediği için. Açı abla ne yiyor? Vallahi aynı ben de sizin gibi. E tamam o zaman. Öbür tarafta çok soğuk. Norveç'teyiz. Dağ kulübesi. Abi öbür bak. Öbür tarafta ayrıldı bunlar. Bakıyor bak kız. Kız bakıyor. Kız bakıyor tadına ama tadını beğenmemiş. He. Burada da mevsimlerden kış. Burada da bir kalp. Ayrılık var orada. Ayrılık var. Abi. Ayrılık var. Kız tadını beğenmemiş. Kışın tadını beğenmemek olmaz. Tadı yok bu mevsim ayrılıklar. Ha yani anladım. Yani benim tamam 50 be. Senelik sanat eserimi balık yiyen kızla tarif edip bunun tadı yok diyor. Pizza abi o. Pizza. Tadı yok. Bak kız tadı yok yapmış. Ha pizza mı o? Mevsim. Pizza. Tadı yok bu mevsim ayrılıkların abi. Bu şarkıma külliyen hakarettir. Şarkı bulmaca oynuyoruz abi. Bilmem imkansızdı. Evet. İmkansızdı. Bilsem ki ile başlasak bulabilirdim belki. Hayır bilsem ki'nin pizza yemek olduğunu nereden düşünebilirim ki? Biz şu anda bilinmesin diye bunu yapıyoruz zaten. Biz şu anda sadece o resimlerden senin kuracağın cümleler bu şarkıyı meydana getirecek. Peki bilsem ki'nin içinde bu mevsim ayrılığın tadı yok diyor. İlla kış mı olmalıdır? Mevsim abi mevsimlerden. Sonbahar desen en azından böyle bir şey olur. Şu an kış olduğu için kış mevsimini koydum. Ay, neydi? Okuyacağız mı onu da bileceğiz. Okuyalım onu. Bilsem ki okuyalım. Başlıyoruz. Üç. Bilsem ki bir daha hiç dönmeyecek. Bilsem ki gözyaşım hiç dinmeyecek. Utanmam, yenilmem, mutsuzluğuma. Şimdi sensiz sazlar aranamem. Evet. Gökyüzünde yaşlanacağım.
geçeceğim. Ağzına sağlık abim. Gelsin mi sıradaki şarkı? Evet, ben sizdeyim. Bir bak bakalım. Bir bak bakalım. Bakıyorum. Bu da senin şarkısı, yaptığın şarkıların içine geçen sözlerden biri. Abi bu çok basit. Bunu bilmen lazım. Hatice abla. Efendim? Bunlar kavga etmişler, kalp kırıldı. Tamam, biraz söyleyeceğim. Kalp kırıldı, kavga ettiler, herif gözlüklü. Öbürkü... herif gözlüklü. Gözyaşı döküyor abi ve siliyor. Yengem gibi renkli gözlü bir yere aval aval bakıyor. Tamam, ayrıldılar, bir yere bakıyor. Adam öbürü de ağlıyor temizlik abi. Yapıyor. Diğeri de sinirden temizlik yapıyor bence. Evet, bir dakika. Abi söyleme de bir tane de bulalım. Bul abi. Abi. Adamın elinde kalp var, ağlıyor. Orada yine bir kadın ağlıyor ve siliyor. Gözyaşı var kadının. Hızlı mı hareket, şey, slow mu? Senin hareket şarkılarından bir tane. Hareketli. Ya Ekrem abi söylemeyin ya. Evet, bulan var mı sazlardan? Temizlik yapıyor, poşet diyeceğim ama poşetle alakası yok. Seni çöpe atacağım, poşete yazık. Evet abi. Temizlik, ya söyleme abi ya. Ekran başı buldum acaba, çok merak ediyorum. Temizlik yapıyor. Bir dakika, oraya takılıyorum. Temizlik yapar. Siliyor abi, siliyor. Aa, sana bir önerim olacak. Hayatından mikropları at. Hayır. kızın elinde hardal mı var? Abi kızın elinde eldiven var, siliyor. Hayır abi, öbür elinde ne var? Öbür elini boş ver abi, siliyor. Oradaki eyleme baksana, silme eylemi. Silmek. Abi gönlü ağlıyor kızın ya, gönlü ağlıyor ya. Gözyaşını silmeye çalışıyor. Gözyaşını silemiyor, gönlü ağlıyor ya. Bu kadar ipucu ver. Değmez aşklar. Değmez, gönlüm ağlar. Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez abi. 40 sene önce yazmışım. Nasıl, şarkıyı hatırlamıyorum ondan o. Yapacak bir şey yok abi, hadi. Kon. Ya abi kon. Ya. Ya kon. Değmez. Yaşlara değmez, yaşlara değmez. Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez, değmez. Yaşlara değmez, yaşlara değmez. Gönlüm ağlar, gözyaşım silinmez, değmez. Bence bunu bulacaksın, sıradakini bulacaksın. Senin en sevilen şarkılarından bir tanesi. Bak. Hatice karar... abla, kadın çömeldi, üzgün. Yatağa yaslandı, bunalıma girdi, ilaç istiyor. Serdar'ım, senin de hiç ağlamayan yok ki, baksana hepsi ağlıyor. Ama onlar öyle tarif ediyor. Kadın mutsuz, tamam mı? Depresyonda, evet, Hatice abla. Ama burada bir karanlık var. İlla konuşacağınız. Karanlık var, evet. Karanlık evet. Varsa... Dünya var. Yıkılan bir şeyler var abi burada, yıkıklık. Dünya mı? Ve dağlar var. İkinci dünya mı? Tuğla değil onlar. Dünya o, dünya. Tamam. Öbürü ağlamak, karanlık. Kız söylesene bir şey. Ne söyleyeyim ya, hepsi üzgün, baksana dünya bile üzgün. Bulut var o. İpucu geldi. Kararsın dünyamın kararmasını oradan bulacağımız. Ha, dünyayı da tuğla taşıyla. Bak. Allah güzel bu. Yarabbim. Bu güzel de, bu güzel de. La. Bu güzel. Kararsın dünyam, yıkılsın da artık kendimden başka dostum sen demez miydin? Erkek ağlamaz, bak sırılsıklam oldum, şansım yok. Kararsın dünyam, yıkılsın da artık kendimden başka duyuyor. Sen demez miydin erkek ağlamam, bak sırılsıklam oldum, şansım yok. Helal. Bu güzel soruydu. Ya nesi güzel ya? Abi güzel işte, kararsın dünyam, yıkılsın dağlar abi. Yani ben şarkı yazarken duvarı... Sen bunu düşünmedin. Biz şimdi, bu bir yarışma abi. Ona niye taktık? Orada rutubet var. Duvar çökmüş.
Ben kararsın dünyamı yazıyorum. Duvarda rutubet var dedi ya Serdar abi. Gelsin sıradaki şarkı. Bunu yani bunu bilemediğine göre. O zaman yardım etme abi. Bunu mümkün değil bilmem. Bu klipten bir kare. Sakin ol, diline hakim ol, sulu gez ağlamadan. Ama herifin onunla ilgisi yok. Abi adam koşuyor. Ya bıraksana bana. Tamam abi. Adam bağrını açmış. Belli ki yaz. Kayanın arkasında ne yapıyor olabilir? Bak. Senden önce bence buldu abi. İlk sözlerini hatırla. Koşmam sonuna bakmamla göğsümü açmamın ilgisi yok. Hayır. Koşarım peşinden kaçanların. Ha ben böyle koşuyorum yani. Peki. Yazar mısınız? Yazar mısınız altına? Abi bak sen şu an yarışmayı kavrayamadın. Peşindeni anlat. Peşinden ne? Peşinden abi bak peşinden. Koşuyor adam. Hayır anne peşinden. Kızı düşmesin diye tutuyor. Tutuyor. Bu mantığa göre bütün şarkılar çöp olmuş oldu. Hepsi. Kafayı yormam sonuna bakmam ben adam oldum. Kafayı yormam sonuna bakmam ben adam olma. Adeli gönlüm neler ister de seni aldatamam. Kafayı yormam sonuna bakmam ben adam olma. Adeli gönlüm neler ister de seni aldatamam. Severim delice. Severim delice. Severim. Buradaki şeyler senin düşündüğün şeyler değil abi. Bunlar sadece sana ipucu veren resimler. Vermiyor Ali. İpucu vermiyor. Artık bunu bilmen lazım. Sazlar lütfen. Murat karışmayın ne olur susun ya. Benim için be. Hatice abla. Orada bir tamirat var. Evet. Belli ki adam tornacı. Sertler ortaç. Tam alyans anahtar görüyorum. Matkap ucu görüyorum. Vidalar var. Civatalar var, susun kızlar. Ortada üzgün çocuk var. Şimdi bebek niye üzülür? Olabilir mi? Söyle duyayım. Aletler olabilir mi İlkem? Yani aletle alakalı bir şey. Aletli hiçbir şarkım yok. Bence oyuncakla alakalı. Ali sakın söyleme, sakın yalvarıyorum. Dur bir ona da bakayım ona. Çantasıyla okula gidiyor. Abi burada nasıl şeyler var abi? Burada nasıl şeyler var mesela? Matkap ucu, testere. Nasıl şeyler bunlar? Alyans hepsi anahtar. Gördüğün gibi minik minik. Minik minik şeyler bunlar. Minik. Oyuncak. Yani o zaman küçük küçük oyuncak. Abi burada nasıl şeyler var abi? Burada nasıl şeyler var mesela? Matkap ucu, testere. Nasıl şeyler bunlar? Alyans hepsi anahtar. Gördüğün gibi minik minik. Minik minik şeyler bunlar. Minik. Oyuncak. Yani o zaman ufak küçük küçük oyuncak. Şey. Aa kızıp gitme ufak da. Ne olur gitme. Ufak tefek şeylere kızıp gitme. Yavaş yavaş kabul edelim. Senin ilacın benim ne olur gitme. Ufak tefek şeyle kızıp gitme. Ne yapmadım ki sen çok istedin de. Yavaş yavaş kabul edelim. Senin ilacın benim ne olur gitme. Abi arkadaşlarımız şu anda yuh. Şu anda hazırlamış son bir şarkı. Yuh artık, diyorum yuh. Artık yuh. Bunu da bilemezsen gerçekten. Abim sen cıvata gösterip ne olur gitme beklersen. Ha ufak tefek şeyler koymuşlar. Bunu herhalde. Bir dakika Hatice abla tartışalım. Karışma ama.
Şimdi ben varım solda. Demek ki Japon'la ilgili bir şey. O cepte ortada puma var. Doğru mu? Evet. Kaplan mı o? Kediye benziyor sanki. Kedi mi diyorsun sence? Bence kaplan. Kedi. Bence kaplan. Abi siyah renkli kaplan var mı gözün seveyim? Oraya geleceğiz. Sağ tarafta Ali'ye benzetiyorum. Alişan olmalı. Alişan'la benim ortadaki kediyle ilgim olamaz. Aman illa söyleyeceğim yani. Kara kedi gire... Değil mi? Bu mu değil mi? Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, günün en güzeli sen güzeliz iki deli. Kara kedi gireceğine aramıza, seni şöyle alalım otur yakınımıza. Tüm gereksiz arızalar gitti gideli, günün en güzeli sen güzeliz iki deli. Oh be, hele şükür ya. Yalnız o kara kediye şey dedin ya, kaplan dedin ya, ben hiç hayatımda kara kaplan gördün mü? Kara kaplan. Vallahi ne bileyim, öyle bir anda aklıma o geldi. Sizin oralara Trabzon'da var herhalde kara kaplan. Bizde kara kaplan yok, sarı var. Bu arada. En azından bana saygılı ablam. Önce bir yemeklerden bir bahsedelim. Nasıl abi yemekler? Ben hala yerim bana bırakırsan. Demek ki iştahın açık. Ama böyle olunca tabii. Bazen Sevgi yapıyor bunlardan, o da çok güzel yapıyor. Neyse şarkıyı okuyayım sonra gene yeriz. Tamam. Eline sağlık ablam. Geleceğiz şimdi. Afiyet olsun. Yaptıkların her şey çok güzel. Az sonra bir mısır. Hatice abla oley. Hadi bakalım. Hatice abla. Hatice ablama gitti. Peki burada programın başından beri ablam duruyor bak. Burada bize mısır öğütüyor. Mısırdan un yapıyor ablam. Evet. Bir kendini tanıt bize. Ben Hediye Şeker. Hediye ablam. Evet. Bordo mavi şeyi giymiş. Evet. Trabzon'da. Hatice'nin ablasıyım. Aa! Evet. Evet. Ablan mı? Ablam hiç söylemiyorsun da. Ablasıyım. Ablam. Gözlerden anlamam lazım da aslında. Değil mi? Evet. En büyük ablam. Hı. Ben 12 kardeşim Alişan Bey. Serdar abi 12 kardeş. Maşallah. 6. Kaç kız kaç erkek? 6. 12'sinin de ismini bir çırpıda sayabilir misin? Hadi küçükten büyüye. Küçükten büyüye. Küçükten büyüye bir çırpıda say bakayım hadi. Hızlı hızlı. Ben mi sayayım? Yunus'u da Hızır'ı da. Yunus'u da Hızır'ı da. Hadi bakayım. Turgay, Nurhan, Cemil, Aynur. Dur baştan. Yok küçükten büyüye. Say. Turgay, Nurhan, Cemil, Aynur. Ya bitti. Evet. Abla. Yok ben sayamam. Gördün mü abi? Çok kardeş olmanın da şeyi bu. Sen sayabilir misin ama dayılarını? Kardeşlerimi çok seviyorum. Sıralı sayamam ama karışık sayarım. Hepsini say baştan. Turgay, Cemil, Nurhan, Aynur, Emin, Mehmet, Hatice, Emine, Yakup, Münevver, Hediye, Hasan. Vallahi helal olsun. Hayır 12 çocuk da maşallah, yani 12 çocuğun ismini bulmak da zor Serdar abi ya. Senin bir çocuğun olsa Serdar abi ismi hazır mıydı mesela? Ne koyardın? Neslihan kız olursa. Erkek? Nilüfer olabilir. Erkek babam Mehmet ya da Serdar ya da Serdar ölen kardeşim kendi koyardım. Serkan. Serkan benim ismim, güzel olabilir. Ya. Evet. Güzel. Vay be. 12 kardeş maşallah. Nasıldı 12 kardeş aranızda? Böyle geçinebilir miydiniz? Nasıldı? Biz geçinirdik çok güzel. Yine de aynı güzel geçiniyoruz. Allah eksikliklerini vermesin. Hepsini seviyoruz. 12'niz de hayatta mısınız? Hayattayız. İyi maşallah. Böyle evet. Düğün günleri, bayram günleri. Evet. 12 kardeşin. Onları kuzenleri, muzenleri düşünemiyorum. Kaç kuzenin var? Biz bize yetiyoruz düğünde falan. Düğünde biz bize yetiyoruz. Bir düğün, bir salon sadece bizim kendi ailemiz. Vallahi öyledir. Vallahi. 12 kardeş olduğuna göre en az 60-70 tane kuzen de var. Yani ona yakın. Evet. Hayır maşallah. 42 mi, 43 mü öyle bir şey annemin torunu var. Maşallah. Annem yani hala yaşıyor hayatta. Allah uzun annem ömürler genç versin. Ellerinden öpüyorum buradan. Sağ, çok teşekkür ederim. Bu nedir şimdi Hediye abla, bunu bize anlat. El değirmeni. Bu ne mısır otuyoruz? Bunu mısırı atmak için de tabii öncelikle mısırı ofalamamız gerekiyor. Ablacığım mısırı ufak ufak yapıyor. Mısırı ufak. Bu mısır unu bundan mı oluyor mısır unu? Bu lahana yemeği yapıyoruz ya. Ona koyduğumuz yarmayı yapıyor bu. Hala bu kullanılan bir şey mi? Çok fazla değil. Bunun nerede? Artık makineleri falan var. Evet makineler daha şey çıktı. Pratikleri çıktı. Alet ama. Evet, pratikleri çıktı. Ama bunda olan başka oluyor. Bunun ne tadı şey? Başka. Başkan Bey böyle gelir misiniz siz? Öğütemedik ya.
Bunun tadı başka oluyor. Vallahi yapıyorum ha. Yani gayet güzel oluyor. Patron çıldırdı. Güzel bak. Evet. İyi yapabiliyorum ha. Yapıyorsunuz. Bunu kadınlar mı yapar da erkekler mi? Erkekler de yapar. Bunu bizde Karadeniz'de kadın da yapar erkekler. Erkek. Ağırlıklı yani çoğunlukla kadınlar yapıyor. Yaptım bak yaptım işte. Evet. Ben bunu gördüm. Bunun makinesini gördüm. Böyle makinesini yapmışlar bunun. Böyle mısırları koyuyor, evet. Un olarak geri evet. geliyor. Evet. Ama bana sorsan ne olur? Tam şarkısı oldu, klip oldu. Mısır kuruttun mu, ambarda unuttun mu? Nenen çarık yerdi, bunları unuttun mu? Bunları Mısır kuruttun mu, ambarda durutun mu? Nenen çarık yerdi, bunları unuttun mu? Bunları unuttun mu? Harika ya. 12 kardeş. Bir de babası da 12 kardeşmiş. Düşünebiliyor musun? 24 tane dayı, amca, hala, teyze hepsi var sende. Evet. Ve 24 kardeşin de kuzenlerinin toplamı herhalde şu anda kaçtır? Yani 100'den fazladır. Vay arkadaş, düşünsene Serdar abi. 100 tane kuzenin var. Birinin doğum günü. Anam. 100 kişi onların da evlendiğini düşün. 250 kişi. Bir düğün salonu gerçekten doluyor. Vallahi doluyor abi. Doluyor. Bir de eşit. Ama kalabalık olmak güzeldir. Çok güzel. Güzel. Bence de çok güzel ya. Şimdi bir tane iki tane çocuk. Vallahi buradan ben seslenmek istiyorum. Bir tane iki tane çocuk değil ya. En az 5 tane olsun artık. Bismillah. Buradan seslenmek istiyorum. 5 tane dedi Serdar abi. Ne yapsın Serdar abi, ne yapsın bak. Bir tane olsa yeter bana. Ya. Buna bulalım ha bir Karadeniz uşağı. Bulalım. He? Bulalım. Bunu var ya bak. Yemek yemiyor bak, bir yemek yaptın yemeği yedirdi. Belki kendine gelir. Vallahi bu benim yakınımda olması gerekiyor. İnan bak ya ciddiyim. Hatice bu ya. Bu konuda yaşında, ciddiyim. 50 yaşında nereye çocuk yapacağım daha ya? Ya çocuk yapmak için değil, yemek yemek için. Ha. İyi de benim derdim çocuk. Serdar abi bir, onu oydu yani. Bir veterimiz var. Geçen sefer geldiğimizde evine çok güzel böyle çok samimi bir röportaj yapmıştık. O röportajı şöyle bir hatırlayalım. Onun böyle en güzel yerlerinden arkadaşlarımız derlemiş, bir veteri haline getirmiş. Bir izleyelim bakalım geçtiğimiz sene neler konuşmuşuz, neler söylemiş Serdar Ortaç. Küçük kardeşim kötü bir hastalık, ensefarit. Herhalde genlerimizde mi var hepimizde böyle hastalıklar? Yatıyor. Küçük kardeşim çok iyi değil. Serdar Ortaç, 2019 yılından bu yana enfeksiyon tedavisi gören kardeşini kaybetti. Serdar Bey, metanetli olun. Götürdük, gömdük. Serdar Ortaç, genç yaşta kardeşini kaybetmenin acısını yaşadı. 40 yaşındaki Serkan Ortaç, enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Serdar Ortaç evinde ağırladığı Alişan'a yıllar önce kaybettiği babasını anlatırken üç erkek kardeşiyle birlikte yaşadığı güzel çocukluk anılarına değinmiş. Babaları Mehmet Bey'in onları hayatın zorluklarına nasıl hazırladığını dile getirmişti. Babam çok Osmanlıydı, çok despottu, sertti ama gönlümü çok alırdı. Mesela beni simit satmaya yollardı, kuyruklar olurdu. Yağ kuyruğu, o zamanlar bilmem ne kuyruğu, benzini bile kağıtla alırlardı. Şu kadardım hatırladığım şeyler. O kuyruklara girip simit mi satıyorsun? He, simit satardım, çaydanlıkla su satardım. Bütün aldığım bozuk paraları isterdi, elimden alırdı. Sonra ama bilerek yapardı bunu. Sonra ertesi günde oyuncak ve çikolata getirirdi. Mesela atölyemiz vardı, tornacıydık, kalıpçıydık. Baba derdim, ben patron çocuğuyum. Niye beni tornada, frezede çalıştırıyorsun ki? 13 yaşına gelmiştim, 14. Giderdi onu söyleyince, yürü tuvaletleri temizle gel derdi.
tuvalet temizlerdim. Baba neden ben işçilerle yan yana yemek yiyorum? Niye yazhanede, yazhane derdik patronum o zaman? Patronum oluyor. Neden ben patron olayım yazhanede yemiyorum? Yani böyle böyle zora alıştırırdı beni. Ama işte belki o yüzden çok başarılı oldum. Çok yorgundu. Tornacılık çok ağır iş. Kilo kilo demirleri taşıyıp frezeye koyarsın kalıp için. CNC ile yontarsın, çapaklar, üstübüler, yağlar. Bilir tornacılar. Solunum yetmezliğinden bir sabah balkonda kahvesini içerken anneme demiş ki kahve yap da işe gideyim Nesrin. Kahveyi içerken bir ses gelmiş. Babam sandalyeden yığılmış. Solunum yetmezliğinden sabah 7'de gitti. Sen nasıl aldın haberi? Beni aradılar. Annem arattı. Kendisi arayacak durumda değildi. Arattı. Benim menajer eski Zeki sağ olsun. Serdar Bey, metanetli olun, dik durun, hepimiz babamızı kaybettik dedi. Ne demek istiyorsunuz Zeki dedim. Babanız vefat etmiş dedi. Yandım Allah deyip gittim Bostancı'ya. Evet, sonra beraber taşıdık, götürdük, gömdük. Gitti koca adam. Ölüm hiç korkutmuyor. Büyük aileler olduğu zaman onların da belli sorumlulukları var. Eğer senin bir çocuğun olsaydı, o zaman diyecektin ki abi, benim benden sonra rahat etsin diye çocuğum için çalışacağım. Çocuğum rahat etsin. En azından babasından şu kaldı bu kaldı diyebilsin veya onun eğitim masrafları için para ihtiyacı. Sen şimdi kazandığın her parayı çocuğunu düşünerek kazanıyorsun, doğru mu? Tabii ki. Dört tane şimdi çocuğum i̇şte var. Rahmetli kardeşimin işte. Çocuklarıyla birlikte. Abi tabii de ki, kardeş. Tabii ki. Onlar için çalışıyorum. Ama daha geç değil be Serdar abi. Demek ki fark bu Ali. Senin bakacak ve çocuklar olduğu için tabii ki hala aktif olarak tabii ki çalışıyorum. Benim çocuğum olsa aynı şey olurdu, evet. Serdar Ortaç bir yanda kendi hastalığıyla mücadele ederken bir yandan da 2019 yılından beri beyin iltihabı hastalığıyla mücadele eden kardeşine destek oluyordu. Küçük kardeşim kötü bir hastalık, ensefarit. Herhalde genlerimizde mi var hepimizde böyle hastalıklar? Yatıyor. Küçük kardeşim çok iyi değil. Ortanca fabrikanın başında. Ben şarkıcı oldum. İyi midir kardeşlerinle aran? Zaman geçince herkes kendi hayatına geçiyor. Onun ailesi oluyor. Her şeyden önce çocukları geliyor. Öbürünün sevgilisi, karısı oluyor. Her şeyden önce eşim diyor mesela. Maneviyat değişiyor yani yaşlandıkça. Ama iyi aramız yani kardeşlerim. Kardeşim neticede aynı kan. Bir araya geliriz, yemeklere gideriz, sohbet ederiz. Mesela bayramlarda falan hani anne evinde bir araya gelinip toplanır. Ben bayramda konserde olurum. İlla telefon açarım. Bayram kutlarım. Öyle geçer. Ne zaman gittiniz birlikte? Tatile kardeşlerinle, annenle birlikte. Annem hep yanımda. Hı hı. Onlar hep gelir. Sertaç'ı çok göremiyorum çünkü çalışıyor adam. Kaç tane işçisi var. Hı hı. Elemanlarıyla uğraşıyor. Onu çok göremiyorum. Böyle. Yani biraz tabii orada da bir kopukluk olmuş benim. Sen çok maneviyatı yüksek adamsın. Ben seni biliyorum. Ben de maalesef hatalar yaptım, azaldı. Ama anam canımdır kardeşim, gene canımdır yani. Kendi derdime düştüğüm için belki de. Hastalık sürecinden sonra. Sanatçı stüdyomuza konuk olduğu zaman ailesi ve kardeşleriyle birlikte geçirdiği güzel zamanları anlatırken o günlere dalıp gidiyor. Küçük kardeş benim hastalığımın 5 kat kötüsü oldu, ensefarit. Beyni tamamen kumandayı bıraktı. Kontrol etmiyor vücudunu. Karısı bakıyor. O olmasa kardeşim çok daha kötü olurdu. 2 tane çocuğu var. En küçüğümüz. 6'şar yaş var aramızda. Ben 52 olduğuma göre öyle gidiyor 40, işte. 46-58. Evet bravo. Burada ya, kardeşin değil mi çocukları? Ya, yeni doğum yapmıştı. Hastaneye gitmiştik. Burada da evlendi Şebo'yla. Düğününe gitmiştik. İşte bu fabrikanın başındaki benden uzun olan Sertaç. İsmini ben koydum. Serdar'ın seri, Ortaç'ın taçını birleşti. Aa, Sertaç Ortaç. Evet. Hep böyle espri yaparlar ya. Bu onun... da Serkan. Babam hep Ser'le başlamasını istedi. Serkan, Sertaç, evet. Serdar. Serdar, Sertaç, Serkan.
Burada annem yine de ortada büyük çekmece. Aile fotoğrafları. Evet, amcam, Yusuf amcam fabrikanın başında Sertaç'la babamla yıllarca çalıştı. Şimdi Saroz'a yerleşti. Ne güzel değil mi o ufaklık resmi? Ya, o döneme ait fotoğraflar. Hani hiçbirinin net değil. Hepsi böyle flu flu fotoğraflar ama. Evet. O zaman insanın yaşadığı mutluluk, o zaman insanın yaşadığı haz bir başka. O zaman aile nedir biliyordum. Babamın ailesi cümbür cemaat 20 kişiydi. Halalar, amcalar, dede. Kalabalık yemekler. Baban, ooo her gezmeler. Bayram şeye, Gazi Osman Paşa Küçükköy'e. Dut ağaçlarına tırmanmalar, 4 tane keçimiz var. Aa. Keçileri sağmalar, tabii. Harikaydı ya. Sen canını kaybettin. Yani beterin beteri var. Ben duruyorum, sen de ayakta duruyorsun. Bu kadar basit. İşte mecburuz. Ben sana o zaman da dedim. Evde bir de onun çocuklarına senin mesuliyetin oldu. İşte değil mi? Biraderin çocuklarına bakıyor. Tabii, onlar da benim çocuğum. Bitti işte. Hepsi benim çocuğum. 2 çocuğum vardı, 4 tane çocuğum var. Nasıl gülümseyeceksin ki abi? Başında bunlar varken. Ya tabii ki gülümseyeceğiz. Tabii ki ölüm de Allah'tan gelen bir şey. Serdar Ortaç'ın kardeşine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Sen 3 doğumlu. Aynı o zaman hayattaydı. Bunu çektiğimizde yaşıyordu. O zaman yaşıyordu. Ondan galiba bir 4-5 ay sonra vefat etti. Ben sana mesaj attım abi, sana ulaşamadım. Evet. Bir mesaj attım. Neler seninki yaşadın? De gitti, benimki de. Neler? Ve aynı yaşlılar biliyor musun Serdar abi? 83. Selçuk da 83'tü. Allah bütün kaybettiklerimize rahmet eylesin. Hepsinin mekanları cennet olsun. Amin. Ne görüşmüştünüz en son Serkan'la Serdar abi? Hatırlıyor musun? Çok gitmezdim. Çok görmezdim. O başka... Bostancı'da ben, Sarıyer'de. Sonra çok kızdım kendime. Ama işten geçti. Gitsene, kardeşin orada. Pişman oldum sonra da, yapacak bir şey yok işte. Peki Serdar abi, bu kadar böyle hani program başında da söyledim, böyle pişmanlıklarını, hatalarını böyle herkesle paylaşıyorsun. Söylüyorsun, ben böyle böyle hata yaptım, böyle böyle hata. Şimdi bundan sonra Serdar Ortaç'a bir daha herhangi birisi hata yaptırabilir mi veya hata yapar mı? Bu kadar tecrübeden sonra. Sanmıyorum abi. Yapsam ne olur ki, 52 yaşında adam. 53 yaşında oldum. Hata yapsam ne olacak? Bundan sonra hata yapmam. Yapsam da bir şey olmaz, beni acıtmaz. Ölümü tattım. Kendi ölümüm hariç bir sürü yakınımı kaybettim. Hastalığı tattım. Para belasını tattım. Beni acıtmaz Ali. Dur o zaman hanımlara bir şey bulalım. Bence potpuri yapalım ya. Hızlı evet. Hızlı hepsini evet, geçelim. Sol ver bana abi, sol ver. Hadi. Evet, muhteşem bir programın daha sonuna geldik. Ben önce Hatice ablama, Öznur kardeşime, kızına ve Hediye ablama çok çok teşekkür ediyorum. Ellerinize, gönüllerinize sağlık. Çok çok teşekkürler Hatice ablam. Serdar abi. Allah razı olsun. Sen bizim canımızsın. Her zaman yanındayız. Ne zaman çağırsan bir telefon yakınındayız. Çok teşekkür ediyorum Hüseyin abilerime de, arkadaşlarıma da. Sağ ol baba, sağ ol baba, sağ ol baba. Yeni yıldan beklentilerini önce buradan alalım. Yepyeni bir yıldayız artık. Sağlık tabii, her şeyden önce sağlık. Allah ne yapacağını bilir. Sağlık olsun, gerisi gelir. O yüzden iyi günler.